Haftaki konuğum sevgili Nurgül Yeşilçay. <gülüyor> <gülüyor> evet bu hafta Nurgül'le Perçemler Yarışıyor abla formatımızı karşılaştırmak istedik. Senin perçemin yok Elif. Benim perçem aslında var Nurgül ama ben sen üzülme diye yukarı doğru kaldırdım. Ama. Yani şöyle gerçekten indirdiğimde... Hayır bence deri... ben üzülmeyeyim diye değil onu kontrol edemiyorsun. Çünkü devamlı fön çekmen lazım. Ben bununla ilgili... Kitap yazarsın. <laughs> Kitabım çıkacak yani. <laughs> evet. Şimdi biraz daha aslında burada farklı şekillerde insanların sizi dinlemesi ve bundan beslenmesi beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hep görmeye alışık oldukları belirli kalıplar var ya. O yüzden de ben böyle soru setleri hazırlamak yerine bir soruyla başlıyorum ve genelde karşımdaki kişi de bunu bilmiyor. Sonra biz sadece sohbet ediyoruz ve ondan sonra da izleyicilerimize hoşça kal diyoruz. Bugünkü sanır... sadece kendi merak ettiklerimi <laughs> Bugün sana soracağım ilk soru şu anda Nurgül konfor alanında mısın? Konfor alanında mısın ne demek? Yani mesela insanlar hep aynı şeyleri yaparlar, istediği şeyleri yaparlar, kendilerini hiç zorlamayacak şeyler yaparlar. Ama sen şu anda daha farklı şeyler yapıyorsun, daha heyecanlı şeyler üretiyorsun. ben konfor alanımda hiç olmadım. Hiç mi olmadın? Hiçbir fikrim yok konfor alanında olmak ne demek değil. Peki bu sen Ben hep şeyi mi? seviyorum. Böyle bir şeyi yapmayı ama yüzde yüz onu yapmayı... Böyle kendimle mücadele etmeyi falan seviyorum. Bu senle ilgili bir şey mi? Peki yaratıcıların özelinde mi böyle? Bir şey. Yani ya da gezegenlerle ilgili. Dur <laughs> da orayı tam çözemedik. <laughs> Bugün gördüm diyor ki kendine diyor mutlaka diyor bir tane astroloji ile ilgili bir kanka bulman lazım diyor. Çünkü Tamam ben olacağım ama 5 yıl daha bekle. Ha. Yani şimdi olamam. Ama 5 yıl çok şimdi uzun. Şimdi kafamı ona gördüm. veremem ama veremem yani. Ya ama formül çok basit. Kafana bir şey takıldığında o arkadaşını arayacaksın o hemen bir gezegeni suçlayacak diyor. <laughs> E şimdi de yaparız canım onu. Ya ben 5 yıla gerek yok. Ben sadece Merkür'ü suçlayabilirim. Sen sürekli. Güney, güney Güney Kuzey Ay düğümünü çözdün mü? Ee, Biliyor musun? Mı? Ya işte onu da yarım çözdüm. Ama hangisi güney hangisi kuzey onu anlamadım. O kadarını mı? anlamadım bir de Ama yani. farklı batı astrolojileri şunlar bunlar katsat bir şeyler Tam katsat işte onlar işte. Bence bir kursa başlayalım. Ben çözeceğim ya. <laughs> tamam. Şimdi e, özellikle teknolojiyle ilgili biliyorsun benim biraz daha alanlarım öyle böyle ya. Ama sanatçılara ve yaratıcılara baktığımızda tabii ki trendleri takip etme, onları uygulama anlamında ya da işte ne bileyim bir resim yapıyorsa daha dijital resime geçme vesaire gibi şeyler var. Sana neden ilk sorduğum soru konfor alanı ile ilgili oldu? Çünkü sen gerçekten insanları hep bir şekilde şaşırtıyorsun. Asıl amacını şaşırtmak olduğunu sanmıyorum. <laughs> Yoksa Dur bir şeye şaşırırsın mı? Çünkü NFT projesi... galiba ben ya. Aynı şeyleri ben yapmaktan... çok sıkılan bir insanım evet. Ben aynı şeyleri yapmaktan da sıkılıyorum, aynı yere gitmekten de sıkılıyorum. Yani çok sıkılan bir insanım ben. O yüzden devamlı değiştiriyorum galiba. Değiştirince de insanlar şaşırıyor. Ama mesela NFT projesi oldu. Çok ilginç fotoğraflar vardı orada. Ondan sonra başka denemeler yaptınız. Sen kendini zaten resimle ilgileniyorsun. Onu orada birleştiriyorsun. Hı hı. Şimdi milyonlarca izlenen reels'ların var. Benim favorilerim var. <laughs> bu kahvede e, şey içiyorsunuz ya, kahve içiyorsunuz ya arkadaşlarla. O favorim. Pazara gittiğin sahne favorim. Ondan sonra hiç böyle reels'lerim e, yok bu arada. Abi şey nerede kahve içtim ben e, kimle kahve? şey senin dışında kimseyle kahve içmedim. Aa Lütfen. Buraya sana kalp <laughs> ben de sana içiyorum. Bir de şey. Temizlik videon ya. Meryem gibi. Ay evet. Ben, ben, de onu ya O bence al. bir standart. Yani herkesin gelmeye çalışabileceği <laughs> bir standart. Onun gibi bir tane daha fikrim var ya yapacağım. Var mı uygun, var, var. Mısın? Bunu nasıl yapıyorsun Nurgül? Ya şöyle yapıyorum aslında. Ben bu reisi falan hiç küçümsemiyorum. Bence çok önemli bir şey. Yani atıyorum benim 23 milyonluk bir reelsim var. Herhangi bir dizi yaptığında zaten bu kadar izlenmeyecek. Türkiye şey olarak 85 milyonluk bir ülke. Evet. Yani düşünsene üçte biri falan seni izliyor yani. Hadi 90 milyon de dörtte biri seni izliyor. Yani inanılmaz. inanılmaz. Bir de bu sadece benim şeyde Instagram'daki. Tabi sonra. Şimdi ben her yere bunu yayılıyor. Tabii TikTok'a da koyuyorum. Magazinlerde alıyor. Dolayısıyla onu 40 milyon, 50 milyon gibi şey yap. Yani senin yaptığın herhangi bir şeyin bu kadar erişimde olması bence mucize bir şey. Yani sen bir sinema filmi yapıyorsun. 1 milyon kişi gittiğinde ooo çok kişi gitti. Hayır abi 1 milyon aslına baktığında hiç de çok değil. Gayet az. Hani şu anda en çok izlenen film 2 milyon. Türk filminden bahsediyorum. 2 milyon kişi gitmiş. Çünkü biz sinemada dünyaya açılamadık daha. Dizide dünyaya açıldık. Evet, eğer ulusal bir dizi yapıyorsan çok fazla kişiye ulaşabiliyorsun. Ama şeyde dijitallerde ulaşamıyorsun. Normal bir kanalda, televizyon kanalında yapıyorsan evet gerçekten erişilebilirliği çok yüksek. Ama abi sinema filmi yaptın. Zaten dünyada başka hiçbir yere satmıyorsun. Ee, hadi 2 milyon şeyde yapsın, sinemada yapsın, biraz da televizyonda falan izlesin. Toplasan 3 milyon kişiye erişebiliyorsun. E, 3 milyonu ben şimdi bir story atarak zaten erişebiliyorum. Yani matematik olarak evet. baktığında bunun erişimi çok başka bir şey. E peki sonuçta hep konuşuyoruz. Burada bir emek yoğunluk, zaman, çalışan ekip sayısı, bir şey çekmenle bitmiyor. Sonra onun post prodüksiyonu var, dağıtımı var, yapımcısını şimdi vesaire. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir süreç var. Şeyden mi bahsediyorsun? Sinemadan, diziden İşte mi? Hani karşılaştırma yapınca sonuçta hani karşılaştırma anlamında... yapınca inanılmaz bir şey ya. inanılmaz bir şey yani. Eğer fikrim varsa harika bir şey. Şimdi dizide zaten benim en yorulduğum şey çok kalabalık olması. Hı hı. Yani eve gelince kafanın içinde uğultu devam ediyor dizi yaptığında. 200 kişi falan çalışıyoruz biz. E şimdi burada ben fikri buluyorum. Evdeyiz zaten. Necati de çekiyor. Sonra giriyoruz, montajlıyoruz. Hop koyuyorsun. Kısa bir üretim biliyor. süresiyle ciddi bir etki yaratabiliyorsun. Kesinlikle. Hem yaratıcılığını kullanıyorsun, hem sen de aslında şey de önemli değil mi? Yani sonuçta bir iş yapıyorsun ve evet o senin profesyonel hayatın. Ama bir şekilde senin eğlenmen gerekiyor evet. ya. Senin bir kendisi... de şu da var. Şimdi ben normalde komedi çok seviyorum. Hani komik de olmayı da seviyorum. Ama biz dizilerde komedi çok azdır yani eskiden yine sitcomlar vardı evet. falan filan bence şu anda gerçekten büyük ihtiyaç var yine bazı diziler Komediye o ihtiyacı var. o ihtiyacı biraz gideriyor biraz açıldı yani yapımcıların evet. kafası yani e, ben de biraz gülmek istiyorum abi ağla ağla artık durduk yere hep gözümden ya akıyor ya <laughs> o kadar ağlamışım ki yıllarca ya şimdi ben hiç oralara gitmek istemiyorum Nurgül çünkü onlar böyle genel hep şey ya nasıl ağlıyorsunuz? Şimdi hayır işte hayır, o yerlere gitmez artık. Ağlayıp var ya. Hiç oralar zaten. değil. Fakat e, hayır şeyden bahsediyorum. Yani Tabii yoruluyorsun tabii ki Dram Psikolojik... yapmak da yoruyor Çok insanı yorucu. yani. Ben yapmadım tabii ki ama hayatın kendi içinde de dramları var. <laughs> var. Yani zaten hayatın kendi içinde <laughs> dramı var. Bir de gidiyorsun sette de dram oynuyorsun. Hani bundan da şişiyorsun yani. Peki o zaman şimdi Merak ettim mecburen soracağım hiç aklımda yoktu ama e, bu şeyde de Oppenheimer'da falan da Killian Murphy'ye soruyorlar diyorlar ki işte senin için berbat bir arkadaş diyorlar yemekte yemek masasında oturması gerçekten tam bir işkenceymiş çünkü karaktere giriyormuşsun ve Matt Damon Robert Downey Jr. senin böyle şeyler söyledi doğru mu falan diyor. Şimdi bu gerçekten karaktere girme ve onun gibi yaşama olayı var ya dizilerde böyle bir şey oluyor mu o çok yoksa sadece sinemalarda şey. mı oluyor? O yüzden ben onu oyuncu olmayan kimseye anlatabileceğimi düşünmüyorum. Şöyle hmm. bir şey. Yani tabii ki oynadığının etkisinde kalıyorsun ama bu hayatını şey yapmıyor. Ee, esir ya, almıyor. Ha hayatını Elle esir geçirmiyor. almıyor. Ama şunu prova aşamalarında illaki deniyorsun. Aa, ben de çünkü kafanın yarısı biraz o gibi düşünmeye başlıyor. Atıyorum e, Alanur. Aa Alanur şey kahveyi böyle içmezdi ya. Dur bir de onu deneyeyim falan filan. Yani evet biraz flu'laşıyor normal hayat. Sen daha çok onun hayatına girmeye başlıyorsun falan. Ama çok öyle aman aman şey bir durum yok bence yani. Peki e sana birazcık böyle oyunculuktan çıkalım istiyorum. Ya yani hiç böyle ya hiç o şeyin içerisine. Bitcoin. evet, Bitcoin. Bu, bu aralar size... Bitcoin. <laughs> evet, bu ama bu, ane... bu yayınlandığında ya düşerse. <laughs> Zaten yatırım tavsiyesi değil bunlar. Yani bayağı yatırım. Tabii <laughs> yeah. tamam. bu bunu söylemek zorundasınız muydu? değil mi? Zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> ha. Tabii ki. Çünkü... Asla yatırım tavsiyesi değil ama Bitcoin. Şey... Dın, dın, dın. bu yükselişi bekliyor muydun? Ee, bekliyordum ama illa bir düzeltme gelecek. Böyle konuşmam da bana ne ya? <laughs> ya yani genel olarak bu teknoloji dünyasındaki teknik şeyler veya işte ne bileyim donanımlar, yazılımlar bunlar seni heyecanlandırıyor mu? Çünkü sen biraz daha soyut düşünen ve biraz daha farklı türde bakan bir insansın. Hayır hayata. bak ben Ama... onlardan anlamıyorum. Anlamadım. Mesela bana blockchain teknolojisi ne demek diye sor ben anlamıyorum. Biz evde iş bölümü yaptık. Hı hı. Teknik kısımları Necati anlıyor. Teknik olmayan duygu, psikoloji, felsefe, sosyoloji <laughs> Herkes bende. Bildiği Herkes yer. bildiği şeyi yapsın. Fakat ben... Çocuğu İngiltere'de okuttuğum için evet, 6 yıldır evet. ben bir ekonomist kadar ekonomiden anlıyorum. Sen döviz parametrelerine hakimsin. Döviz olur, hayır, bitcoin, altın, ha. ne zaman, grafikler, bilmem ne. Ben mecburen, ben bulaşık yıkarken ekonomi dinleyen bir insanım. <laughs> Teknolojiyi mesela senin bütün programlarını Necati dinliyor. Ya. Sonra bana özet şeklinde benim anlayacağım <laughs> şekilde anlat Şöyle anlatıyor işte. Bu somun ekmek diyelim şey olsun. Blockchain teknolojisi olsun. Bu bilmem ne olsun falan diye. O bana anlatıyor öyle. Ya ama e, bunun için sordum şu sebepten. Şimdi sanatçılar biraz daha içinde bulundukları çağları hisseden hmm. hani mesela sen az hmm. önce sosyolojiyi de saydın ya. E, toplumun gideceği yönü o veya yaşayacağı önemli, değişimler. Musun? Bunları içselleştirmek senin için önemli bir şey mi mesela? Tabii ki. Yani hem yaşadığın ülkenin hem de dünyanın nereye gittiğini bilmek zorundasın bence. E proje seçerken de öyle. Başka şey yaparken de yani her şeyde gerekiyor bence. yani Çok önemli. Mesela bazı sanatçılar şeylerini dinliyorum ben. Bu arada bir İngiliz talk show programı yapan birisi var. Adını hatırlamıyorum şu an ama hatırlamadığım için üzülmez diye düşünüyorum. Çünkü bu yayını muhtemelen izlemiştir. <laughs> <de> ben <izlemeyeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> ben yazayım da Twitter'a. <laughs> <laughs> Şimdi talk show formatı da biraz hani yıllar içerisinde çok az değişen. Yani Sonuçta belli işte bir koltuk var, bir masa var. Geliyor, evet. konuşuyor. Tutmuş şeyde niye değiştirsinler e, zaten? Niye değiştireyim vesaire ama o şey yapıyor İngiltere'de bu şey belki böyle bulur koyarız görüntüsünü farklı farklı oyuncuları alıyor ve hayatın hiç böyle birbiriyle alakası olmayan insanlar oraya gelip konuşuyorlar. Bu arada teknolojiden inanılmaz derecede uzaklaştığımı şu anda <laughs> farkındayım ama biraz daha böyle şey bir sohbet olsun istiyorum karma ve zengin bir sohbet olsun istiyorum. Ve birbirleriyle ilgili o kadar farklı bilgiler öğreniyorlar ve sohbet etme imkanları oluyor ki. Normalde baktığın zaman... Bir dakika hep oyuncuları mı çıkarıyor? Hayır sadece oyuncuları çıkartmıyor. Ama mesela işte bir, ta bir tanesi geçenlerde orada dedi ki işte ben bir süperstarım ve... E, ben bir süperstarım. Sosyal medya, yıldızlar sosyal medyada olamaz. Yani benim görünür olmam, hmm. e, aslında Yeşil erişilebilir olmam. E, Hugh Grant'tan bahsediyorum. E tamam. Yani ekolle de mi ilgili? Tabii. Şunu sormak Bence istiyorum. Bence yaşla da alakalı. Şimdi belirli insanlar var hayatımızda ve çok uzun yıllardır var ve Hı -hı. hangi yıla gelirsek gelelim onlar bizimle beraberler. Şimdi relevant kalmak diye bir şey var ya hani bulunduğun dönemle ilişkili, alakalı Hı -hı. olmak. Bu kendini yenileme konusu nasıl oluyor? Yani Ama o... şöyle zaten ilk sinema çıktığında sinema sanat değildir dendi. Şimdi mesela dijital, dijitale de hayır bu bir sanat olmayacak falan yani artık ya bütün sergilere gidiyorum, dünyada da gidiyorum. Artık mesela tuval üzerine resim de kalmadı. Artık bambaşka bir şey. Başka bir şey, başka bir şey. Yani ya hala tuval üzerine yapılan resmi tek sanat olduğunu falan düşünüyorum. Hayır abi kalmadı. Yani sinema ilk çıktığında da onu kabul etmediler, fotoğraf ilk çıktığında fotoğrafı kabul etmediler, e, bu çıktığında bunu kabul etmiyorlar. Yani aslında tarih de biraz bilirsen, onların hepsi zaten yaşandı ve şimdi de devam ediyor aynı şey. Yaşlılar zaten çok girmiyor, biz yaşlılar. <laughs> yaşlılar. Şey <laughs> Ama gençler de çatır çatır kullanıyor. Yani ve zamanında girmişler, çok da iyi etmişler. Her şey Selena Gomez abi. Yıllardır bir şey mi yapıyor Selena Gomez? Bir de kilo almış zaten. Yapma. Ama çok üzgün bir hikayesi var onun. Tamam Mazdasında. işte o da orada mağdurdan yürüyor ha. <laughs> Selena bize affet. <laughs> Selena da ağladı, onu da ağlattı. <laughs> Ay, Selena Gomez yıllardır bir hiçbir şey yapalım. yapmıyor ya. Kadın sırf sosyal medya <laughs> Ama o da çok önemli bir dizide oynamadı mı bu podcast'te killer bir şeyler vardı. Ya oynadı, İyi oyuncularla oynadı ve birkaç sezon şeyi devam etti. Bir başka şeyler. Zaten biliyorsun bunların bu şeye girdiğin zaman akışın içerisinde bir güzellik ürünü markası çıkartmak kurallardan bir tanesi. Kurallardan yani biri. şey olarak, eskiden kitap yazıyorlardı. Şimdi bunların bir güzel markası olması gerekiyor vesaire. Bence daha mantıklı kitaptan. Öyle mi diyorsun? Bence daha mantıklı. Yani herkesin hayat hikayesi de o kadar da şey değil yani. Çok değişik değil. <laughs> Ay hayatımı yazsam kitap olmaz. Olmuyor işte yazmayın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazılarının böyle sırları falan oluyor ya hani. Ya siz bilmiyorsunuz yıllar içinde ben neler biriktirdim. Bir anlatsam ben Bence neler biliyorum. Bence çoğunu da atıyorlar ama. Atıyorlar mı? Bence tabii atıyorlar. Çünkü orada nasıl olsa işte ismi vermiyor. Atıyorum B nokta yazıyor tabii falan. Canım. Kim ki bu yani bilmiyorsunuz zaten. Hayal ürünü. Oto, otobiyografi diye, anılar diye. Bir de otobiyografi diye dedikodu şeyi yazamazsın ya. Öyle mi? Bence yazamazsın. Yani o dönemin tarihini, sosyolojisini bilmem neyini falan da yazmak zorunda. bir şey olsa olsun. olsa da mı olmuyor? <laughs> olmuyor. Memoir biraz havalanıyor <laughs> sanki. Şu aralar Truman Capote'nin hayatındaki kuğular dönemine odaklanan bir diziye bakıyorum. Naomi Watts oynuyor ve işte bütün böyle Sharon Stone falan bütün ünlü büyük selebritiler var ve onlar da biraz daha yaşın getirdiği Duydum e, o, onu da bakmadım duydun ya. Duydun mu? Hmm. Yaşanmışlıkları falan ben baktım Naomi Watts dedim ki bunun aklına gerçekten gelmemiş mi? İnanılmaz derecede işte buralarında falan çizgiler oluşmuş ama onu öyle görmek gerçekten güzel geldi. O dönemde mesela ben Truman Capote'nin işte bu soğukkanlılıkla ondan sonra başka bir iki tane dizisini daha izlemiştim. İnanılmaz bir adam olduğunu ve çok yetenekli, dahi bir adam olduğunu falan düşünmüştüm. Bu kuğular dönemini görünce... Neymiş? E, yani şimdi an, spoiler vermeyelim. Ay bir şey söyleyeceğim. Elif çok dizi izliyor ve devamlı bana <laughs> dizi anlatıyor. Hatta bazen benim, izle, benim oynadığım dizileri de bana anlatıyor. <laughs> Ya inanılmaz yani. Evet. Diziler konusundan çıkalım. Yaratıcılığı biraz konuşmak istiyorum. seninle. resim yapmayı da seviyorsun. Evet. Ve girdiğin zaman bir aslında galeriye girmiş gibi bir his oluşuyor evinde. Kendin daha iyi hissetmeni mi sağlıyor. Evet, çok hoşuma gidiyor. Bence herkesin hobisi olması gerekiyor. Bir resmin mi? Yani resim Sanat. benim için hayır. Bir gerçek mesleğim vardır ya profesyonel olarak yaptığın evet. ve bundan para kazandığın mesleğin. Bu oyunculuk onu zaten seviyorum. Severek yapıyorum. Yorulduğum zaman ara veriyorum. Ara verdiğim zaman hobime yöneliyorum. Falan yani herkesin Bir formül bir... gibi aslında. Evet. Şeye yani baktığında. herkesin bir hobisi olmalı bence. Yani çok keyif alarak yaptığı, ondan para kazanma kaygısı duymadığı daha böyle coştu, saçmaladığı bir alanı olmalı bence. Peki, şimdi bunlar az önce bir şey söyledin ya, biraz daha işte gençler buna atıldılar vesaireler diye. Bu dijitalleşmeyle beraber aslında e, bu işte yok tuval, yok işte resim yapayım, ay, oturayım da biraz kitap okuyayım, biraz da doğa yürüyüşüne çıkayım gibi şeyler kalmadı. Aslında biraz daha sentetik bir döneme de doğru gidiyoruz. Ben e ona şöyle katılmıyorum. Her etki şiddeti kadar tepki doğuruyor. Sen ne kadar şey de desen hani böyle bir dünya evet öyle bir dünya var olacak. Orası daha da gelişecek işte yapay zeka gelecek, robot var evet. bilmem ne, nesnelerin interneti, zartı zurtu falan filan. Ya bilmiyorum. Falan. bilmiyorum diyor. Ama bir taraftan da toprağa daha çok yatırım yapılıyor. Yani şu anda Baktım herkes doğru. daha çok toprakla iç içe olmak istiyor. Toprağa ayağını basmak istiyor. Yani burası nasıl böyle yükseliyorsa burası da yükseliyor. Asıl aradakiler kötü durumda. Şimdi Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar diye bir eseri var. Nurgül senin de çok sevdiğine eminim bu eseri. <laughs> Orada insan doğası insan doğasındaki açgözlülükten aslında bahsediyor ve güç ihtiyacının bize hiçbir zaman tam anlamıyla yetmemesini anlatıyor. Bir hikaye var orada. Diyor evet ki, bence o çok tehlikeli bir şey ya. Bence zaten bu güç konusunun değişmesi lazım gelecekte Hı -hı. eğer farklı bir versiyona gitmek istiyorsak. Şimdi orada diyor ki işte bir tane adam var ve onun gözü hiç doymuyor. Bir ülkenin krallığına gidiyor. Kral ona diyor ki buradan diyor çık yola diyor. Gidebildiğin yürü bildiğin toprak kadar her arazi senin olacak diyor. Ah diyor nasıl gerçekten hepsi benim mi hemen diyor yola çıkıyor. Fakat diyor bir şartımız var. Güneş batana kadar geri dönmek zorundasın peki diyor bu çok mutlu hızlı hızlı yürüyor işte susuyor şu bu falan filan ama bir şekilde diyor ki geri dönmem lazım ama geri dönersem burayı da kaçırırım burayı da kaçırırım derken geri dönüş yolunu zaten çoktan kaçırmış oluyor ne o topraklar onun oluyor ne kendisi yaşama devam edebiliyor o yüzden de aslında baktığımız zaman e, bu programı gerçekten bir yarışmayla açıp bir felsefi <laughs> <laughs> ya şunu daha kısa anlatabilirdin Evet, nasıl anlatabilirdim? Bir adam varmış. Evet, başlıyoruz şimdi. Bir adam varmış, çok bir aç adama. gözlüymüş. Çok bir aç kral var. da olmaz. Hayır, çok aç gözlüymüşsü. Şimdiden söylersem, bütün hikayenin olmaz anlatımını mı? bitirdi. Ha, nasıl yaparsın? Bir tane lazım? kral, bir tane adama demiş ki, ha. git demiş, işte şuraya kadar git, bütün buralar senin. Evet. Sonra hikayeye de çok hakim değilim. Ama sabahtan akşama kadar dönmen lazım hava kararıncaya kadar. Tamam demiş bizim adam gitmiş 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 gitmiş. Ay o da yetmemiş bu da yetmemiş. Dolayısıyla ayrıca çok da güzel bir hikayede değil. ya Daha iyi kıssadan hisse hikayeler anlatabilirsin. Mesela? Hayır aklıma gelmiyor ama çok uzun bir hikaye. Dan, 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 dan. <laughs> çok uzun ya. Bunu kısaltabilir miyiz sonradan? <laughs> Beni hızlandıralım. Aynen seni hızlandıralım bak. Beni hızlandıralım. Bir de zaten baştan aç gözlü dedin. E evet. okey zaten bir, bir şey verdim değil mi? Hiç izleyiciyi de merak Hayır olsun. şu. Sabahtan akşama kadar adam gidip gelemeyecek. Bu kadar bitti zaten. Ya işte bakın. <laughs> <laughs> bir işi hikaye anlatıcılığını bilmek, yaratıcılık bundan daha iyi anlatılamazdı diye düşünüyorum. Gerçekten güzel böyle bir ders, hızlandırılmış kurs gibi oldu değil mi? Hikaye... Biz böyle dersler şey yapalım. <laughs> hikaye... Olmadı Elif. <laughs> Hocam ne yapmam gerekiyor? Aa, şöyle şeyler var ya böyle yapıp ondan sonra doğrusu şey oluyor böyle, böyle oluyor be. falan ay inanılmaz. Nurgül çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence e, yani bağlamından biraz kopuk olsa bile yani her Ne konuştuğumuz şeyi hakkında hiçbir fikrim yok. Yok çok güzel Bitcoin şeyler. Bitcoin konuştuk değil mi? Onu konuştuk. Tamam ama Ethereum mu Ethereum? Yapay zekanı da bence konuştuk gibi birazcık <laughs> arada. Ya ona da değinmezsek şu an biliyorsun çok üzülür. Tabii. Ee, şey olarak çok hype bir konu olduğu için. Onun haricinde felsefe konuştuk, sinema konuştuk, oyunculuk konuştuk. Yeni gelen sosyal medya buraya nasıl adapte olunabilir vesaire bununla ilgili de göçlerini, görüşlerini. Bir de senden gelecek öngörülerini alırsan. <laughs> Nasıl bir 2024 bekliyorsun? <laughs> 2024 galiba karışık olacak ya. Hmm. Yani acık Genel savaşımsı. <laughs> öyle şeyler diyorsun. Bence öyle olacak. E tabi onlar olduğu için alternatif para birimleri biraz Sen akacak. yine tablolara dönüş bekliyor mu seni? <laughs> Hangi tablolar? İşte dedin ya takip ediyorum bütün şeyleri olan yurt dışında okuyorum. E tamam ediyorum işte söylüyorum bak. Gerçekten alternatif acı, şeyler. Yeni uzmanlık alanı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, şu an alternatif olarak ne e, iyi görüyorsun Nurgül? Son olarak bir tavsiye versek <laughs> izleyicilerimize. Yani sıkı takip ederlerse işte. <laughs> olur bence. Altın, gümüş, bitcoin falan. Evet. FED faiz kararlarını biraz takip edelim. O çok edelim. önemli evet. Fet önemli faiz tabii. Bakalım gerçekten... Mart'ta mı ne zaman şey yapacak onlara bakmak lazım. O bir sürü şeyi etkiliyor ama evet. bazı şeylerde de fiyatlandı biliyorsun. Kesinlikle. Çoktan pozisyonlar alındı. Aynen Murgül. pozisyonlarımızı aldık Kesinlikle. bekliyoruz. <laughs> yani bakalım. E, dijital paraya geçilecek illaki. Orada ne olacak? Yani bankaların durumunu Sen kendini durumu nasıl olacak? hissediyorsun? Mesela işte atıyorum yüzlü ödeme, ondan sonra işte avuç içiyle ödeme, markete gittin mesela hiç sıraya girmiyorsun, orada bir cihaz var. Yani böyle gördüğün zaman her şeyin en teknolojisini kullanır mısın, hoşuna gidiyor mu? ya şöyle bir şey söyleyeyim şimdi mesela çiplenme, insanlara çip taktılar evet. ya. Her teknoloji geldiğinde de yine aynı şey yaşanıyor. Bunun zararlı taraflarını daha çok konuşuyoruz komplocular olarak. Zararsız taraflarını konuşmuyoruz. Şimdi düşünsene yıllarca öğrenemediğim bir dili zart diye öğrenebileceksin. Çok iyi değil mi? Çok iyi ama biz zaten mesela şeyi konuşuyorlar ya verilerimiz ellerin, e zaten ellerinde. Zaten artık oradan geri dönüş yok. Yani Yani çiplensen de elinde, çiplenmesen de elinde. Eğer adamlar da çipi mipi yapıyorsa bunu sana da takacak, bana da takacak Kabul abi. et Hepimizi eve nasıl tıktılar, <laughs> tıkacaklar, çipi de takacaklar, <laughs> evet. onu da yapacaklar, bunu da yapacaklar. Yani... Çipli gelecek de çipicik. <laughs> çipi çipi bir yayın oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nurgül perçemlerimizi yarıştırdığımız bu yayında benimle birlikte olduğun için sana çok teşekkür ben ediyorum. çok teşekkür Yeni ediyorum. Yeni saçlarınla harika günlüğüm. Takipteyiz Elifciğim biliyorsun. Çok teşekkürler. Canım arkadaşım. Benim şimdi şey demem gerekiyor. Yürü arkandayız. <laughs> Lütfen kanalıma abone olun. Ben söyleyeyim. Elif'in niye kanalına abone olmuyorsunuz? Bir de benim de YouTube'um var. Daha mavi tıkım yok. Bana da abone olabilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Senin mavi tıkın mı yok? Ha, daha yeni şey yaptım. Ha. Mavi tık almaya çalışıyorum. Ya her yerde milyon... Mide... Sayın YouTube. <laughs> Bana mavi tık ver. Bu, bu bir duyuru. Lütfen hemen ben yetkililerim... Ayrıca Elif'in de inanıyorum. abone olup yorum da yazın. Yorumları da gerçekten Yorumlar. bekliyoruz. Etkileşim evet. önemli. Ee, önümüzdeki günlerde... Bir şey söyleyeceğim sana. Yani çok yorum yazılır. Sen çünkü öyle teknoloji şeyi şey yapıyorsun yani bence öyle değil falan diyen çıkmıyor mu yani e, çok fazla çıkmıyor çok böyle her gün canlı yayında benimle beraber olan ve artık kemikleşmiş bir kitle gibi bir topluluğumuz oluştu ve yeni insanlar geldikçe de birisi bir gün şey yazdı o çok hoşuma gitti Elif Hanım ne kadar harika bir kitleniz var yorumlara baktığın zaman gerçekten öyle bir ha. şey yok yani ya soracak bir şey ha. kalmıyor ya da e, o Aa, kadar ama şey, şey ki ben onu yazayım sana yorum olarak ya. sen tiktokla ilgili bir program yapmıştın tiktoktaki müzik evet, şeyleri evet, telifleriyle evet. ilgili bir şey ben sen söyledikten sonra TikTok'taki şeylerime baktım evet. gönderilere 5-6 tanesinin müziği silinmiş. Buyurun. Evet ben bunu yazayım yorum Buyurun. olarak. Buyurun çok teşekkür ederim. Rica ederim, ederim. böyle de kapatalım bundan sonra böyle. Daha ne olsun? <laughs> tamam yazıyorum bunu yorum olarak. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>